Silikon Vadisi'nde herkese merhabalar. Ben sunucunuz Dinçer Karaca. Bu hafta yıllardan sonra ilk defa tekrardan sizlerle beraberim ve gerçekten kendi adıma söylüyorum çok mutluyum. Çünkü Türkiye'de belki yıllardır en çok konuşulan, en uzun şekilde devam eden bir teknoloji programı Silikon Vadisi Bloomberg ekranında tekrardan başlıyor. Bu bölümde, bu programda sizler için böyle bir sürü bölüm hazırladık. Neler var? Oyun bölümümüz var, haftanın konusu var, konukları var, ünlü konular var, teknoloji haberleri var. Oldukça dolu, hızlı. Böyle bomba gibi program sizlerle beraber olacak ve bundan sonra her hafta Bloomberg ET ekranlarında sizlerle birlikte olacağız cumartesi günleri. Şimdi isterseniz de fazla uzatmayalım, hemen böyle programa başlayalım, konularımızı, konuklarımızı ağırlayalım. Bakalım bu program neler var, hep beraber izleyelim. Silikon Vadisi'nde bu hafta hem öğrenecek hem de eğleneceksiniz. Kripto dünyasında neler oluyor? Kripto yatırımcıları neler bekliyor? En son çıkan oyunlar ve oyunlardaki yenilikler. Çetin Altay'ın namı diğer Oflu Hoca'nın teknolojiyle imtihanı, iş adamı Muhsin Bayrak'ın yeni yatırımları ve yatırım stratejileri, son çıkan ürünler, yeni teknolojiler ve ürün testleri. Hepsi ama hepsi az sonra Silikon Vadisi'nde. Evet, Silikon Vadisi programının ilk konusuyla çok sevdiğim hocam İsmail Hakkı Polat. Hoş geldin. Kadir Has Üniversitesi'nde Yeni Medya Bölümü Başkanı, öğretim görevlisi. Tekrardan hoş geldin. Böyle ilk program olduğu için böyle hafif dil sürçmeleri olabilir ama benim İsmail hocamla böyle arkadaşım, dostum. Oho, kaç sene önce oldu mu? Bir 20 yıl falan olmuştur. Vallahi olmuştur. En son bir 7-8 sene önce Silikon Vadisi'nde Amerika'da görüştük. Görüştük galiba. Hayırlı olsun öncelikle. Çok teşekkür ederim. Heyecanla bekliyorduk zaten. Kanal, yeni bir heyecan, yeni konular, yeni yüzyıl. Değil mi? O zamanlar, değil mi? 7 sene, 8 sene önce çok da kripto konuşmuyorduk ama bu hafta ilk bölümde de kripto konuşalım diye. Çünkü çok hot, çok sıcak bir konu ve sen de bu konuda Türkiye'deki en uzman kişinin isimlerden birisin. Peki ben hemen sormak istiyorum. Ya bu kripto nedirle böyle kısaca başlayalım. Çünkü böyle bir blockchain deniyor, bir dağıtık defter deniyor, bir para deniyor. Bir sürü böyle anlam karmaşası var. Nedir? Biraz oradan başlayalım. Çok kısacası bu normalde bankaların, işte merkez bankalarının ya da işte bütün finansal kurumların böyle yaptığı bütün işlemleri bir kod üzerinde, internet üzerinde yapan, hiçbir aracı olmadan seninle beni buluşturan, kendi kendine çalışması idealde hedeflenen diye işleyişler aslında. Evet. Yani buradaki... Bu işin teknolojisi de blockchain mi? Evet. Bu işin en temelinde 4 tane şey var. Birincisi aracısız olması. Tamam. İkincisi işlemlerin hepsinin şeffaf olması ama kullanıcıların mahremiyetine dikkat edilmesi, yani inisiyatifin onlara verilmesi. Bütün bu şeylerin de işte işleyişinde kriptoloji teknolojileriyle güvenlik altına alınması. Bu 4 özelliğin zaten vücuda getirdiği işleyişin adına da blok zincir deniyor. Anladım. Bu blok zinciri başka bir şey ama kripto başka bir şey. Kripto zaten anlamıyla kriptolojiden geliyor. Yani şifrelenmiş anlamını taşıyor. Tabii. Peki ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi kripto deyince akla iki tane gelen şey var. Bir, kripto paralar var ya da işte kripto varlıklar diyoruz biz buna. Bir de kripto borsaları var. Borsaları şimdilik bir tarafa koyalım. Tamam. Önce paralarla başlayalım. Nedir kripto paralar? Kripto paralar işte bu para işlevini herhangi bir arada güven kurumu, aracı olmadan tamamen sizin o koda güvenerek ama o kodun da açık ve şeffaf olduğu şekilde işlediği, zamandan mekandan bağımsız, sınır işte şey hiçbir şey tanımadan dünya üzerinde, internet üzerinde iki kişinin birbirine para göndermesini, para almasını, ki işte o para vasfı da kişilerin o işleyişe güvenmelerinden oluşan bir şey. Yani işte Bitcoin'e baktığımızda bugün... Tam Bitcoin diyecektim, sen benden önce söyledin. Bitcoin'e baktığımızda bugün Bitcoin'i 100 milyona yakın insan şu anda işte bir kere bir şekilde kullanmış, bir şekilde kullanmış ve dünyada bu Bitcoin'in işleyişini koruyan, o kayıtları tutan 12 binin üzerinde de nokta var. Dolayısıyla biz bütün node diyoruz. Node diyoruz ve bunlar işte bu Bitcoin'in işte seninle benim aramdaki, benimle başkasının arasındaki, seninle başkasının arasındaki bütün işlemlerin kayıtlarını tutuyor ve 12 bin noktada aynı kayıtlar tutulduğu için de sistemin güveni artıyor. Yani senden bana tırnak içinde bir para geçtiğinde, ki biz bu paraya Bitcoin ya da herhangi bir altcoin diyebiliriz. Senden bana bir para geçtiğinde bu Bitcoin'de bu 12 bin kişi bunu onaylıyor mu?
Evet. Ya da 12 bin kişi onaylamıyor. Aslında onların içinden seçilen 3-5 kişi onaylıyor. Heh. Ama o 3-5 kişinin onayladığı kayıtlar her 10 dakikada bir bütün bu 12 bin noktaya gönderiliyor. Dolayısıyla Dinçer mesela diyor ki hocam sen 2 bitcoin göndermiştin, göndereceğini vaat etmiştin ama 1 gönderdin. 12 bin tane serverda bu var Dinçer. Yani ben mi yalancıyım, onlar mı yalancı? Gibi yani. Ya da işte ben diyorum ki elime 1 geçti. Evet. Ya da işte 2 gönderdim. O zaman doğrusu şu mu? Ne kadar çok not noktası, yani ne kadar çok kayıt defteri noktası varsa o kadar güvenli bir sistemden bahsediyoruz. Kesinlikle. İşte merkezsizlik, merkeziyetsizlik de bu. Desentralizasyon dediğimiz şey de bu. Anladım. Aslında. Peki ama şimdilerde bir taraftan da şu var. Tamam, bir merkeziyetsizlik var ama bir de merkeziyetçi yapılar da var. Evet. Bu da diyor ki ya kardeşim, merkeziyetsiz yapılarda kimin ne olduğu belli değil. Hani evet bir 12 bin kişi var ama, ya da 25 bin kişi var ama kim bu 25 bin kişi? Bir de çıkıp diyor ki bak arkasında ben varım, ben merkeziyetçiyim ama arkada da kurumumla, kurumlarımla ya da işte atıyorum şuyumla ben destekliyorum. Hangisi daha işlevli ya da bunun ortası var mı? Şöyle, bu aslında para olayına nasıl baktığınızla ilgili bir şey. Yani normalde baktığınızda hani tüm dünyanın şeyi açısından baktığınızda seçenek olarak düşünmek lazım bunları. Yani kimileri bu kadar okur yazarlığı yoktur. Genç nesil değildir. Benim gibi mesela yaşlıdır. Şeydir. Ne derler? İşte parayı saklama metodolojilerini bilmez dijital ortamda. Dijital parayı kafası kesmez. Yani böyle şeyleri vardır. Ya da ne bileyim, o yazılıma güvenmez. Hı hı. Onların seçeneği ve işlemler... Merkeziyetçi olabilir. Merkeziyetçi olabilir. Ya da bu işleri çok iyi bilir. Dijital okuryazarlığı, kripto para okuryazarlığı yüksektir. Teknolojinin gidişatını da anlar. Bunu hem bir değişim aracı hem de bir yatırım aracı olarak alır. Onlar da bu tarafa doğru yapar. Dolayısıyla bu bir seçim meselesi. O zaman şuraya girebiliriz. Merkeziyetçi yapılar, tamam. Birilerinin güvenmesi gerekiyorsa merkeziyetçi yapı. O zaman şunu demek lazım değil. Yani işte merkeziyetçi kötüdür, merkeziyetsizlik iyidir ya da birinden daha iyi ya da daha kötü olmak zorunda değil. Tercih meselesi. Merkeziyetçi yapıda kişiler merkezdeki firmaya, kuruma ya da neyse oradaki otoriteye güvenebilirler ve oraya yatırım yapabilirler. Merkeziyetsiz yapılarda ise güvenilir bir şey lazım. O da teknolojik okuryazarlık ya da finansal okuryazarlıkla beraber galiba white paper'lar mı oluyor? Ne oluyor? Evet, yani white şöyle. White paper nedir ya da önce ona white başlayalım. Paper aslında o yazılıma, o işleyişe güvenmenizi sağlayan açıklayıcı doküman aslında. İzahname diyorlar. İzahname. Bu da güzelmiş. İzahname eski şeyle açıklayıcı doküman deniyor. Evet. Dolayısıyla orada şu şey yapılıyor. Bu nasıl bir çözüm? İşte kod nasıl yazılmıştır, kimler yazmıştır, yani Bitcoin haricinde kimler yazmıştır, işte nasıl işler, o güveni nasıl sağlar ve işte şu andaki Bitcoin'den sonra gelenlerde nasıl bir yol haritası var ve üzerine daha neleri yapacağız gibi bir takım hem vaatlerde bulunur hem de şu andaki mevcut işleyişi anlatarak ikna etmeye çalışır insanları. Hemen şeyi soracağım, çok güzel bir şey söyledin, dijital paralar var. Bir de kripto varlıklar var. Evet. Ayrı şeyler değil mi bunlar? Ayrı şeyler. Nedir farkı? Şöyle, birinin işleyişi merkezi, öbürünün işleyişi merkezsiz. Birisindeki işlemler bütün herkesin denetimine açık, şeffaf. Aha. Diğerinde sadece kurum içinde geçerli. Mahremiyet bir merkezsiz yapılarda kullanıcının inisiyatifinde, diğerinde kurumun inisiyatifinde. Ve dijital yapılarda, dijital paralarda güvenlik her kurumun kendi dijital güvenlik seviyesi kadar. Kripto paralarda ya da kripto varlıklarda ise belli standartlar var. Kriptoloji standartları. Mesela evet. Bitcoin'de SHA-256 diye bir şey. Hı-hı. Onun üzerinden aslında geliştiriliyor. Dolayısıyla siz orada hangi standartta yapıldı, o standart eskidi mi eskimedi mi diye de bakıp kontrol edebiliyorsunuz. İyi bir kripto yatırım yapmak için bu white paper'ı iyi incelemek gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Zaten şöyle, şu andaki mevcut kripto para piyasasındaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Sadece birilerinin ağzına bakarak işte iki tweette ne yazmış, işte öbürü ne yapmış diye temel analizden yoksun olarak işte herkesin birbirine amiyane tabirle gazladığı doldurarak böyle işte çok her çıkacak herhangi abi, çok bir yere. Çıkacak var. İşte, evet evet. Böyle bir işte hani şehir efsanesi olarak dolaşan belli şeylerin de bazı kripto paralarında balonlaştığı böyle bir piyasa var maalesef. Ama hani normalde rasyonel seçim öncelikle işte günlük hayatta neye çözüyor? Legal problemi var mı ya da ne kadar var? Ekip kimlerden oluşuyor? Yol haritası nasıl? Token yapısı nasıl falan? Yani böyle çoğaltılabilecek çok sayıda kriter var. Hocam çok güzel gidiyor.
Burada kesmek zorundayım çünkü Silikon Vadisi'nde diğer bölümlere geçeceğiz ama bitmedi arkadaşlar. Daha soracak sorular var. Özellikle ilerleyen dönemdeki hangi coinler falan böyle neler soracağım. Bizden ayrılmayın. Şimdi Dilan'a gidiyoruz. Bir oyun bölümüne bakalım. Oyun bölümünde bu hafta Dilan neler anlatmış. Arkasından program tüm hızla devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. Dinçer, teşekkür ederim. Ben Dilan Mercan. Bundan sonra her hafta oyun dünyasında sizlerle beraber olacağız. Bu haftaki ilk oyunumuz Grand Theft Auto. Yani ülkemizde GTA olarak bilinen oyun serisinden ve yeni çıkacak olan GTA 6'dan bahsedeceğiz. Zamanında internet kafelerde veya evlerimizde bizi bilgisayar başına kilitleyen GTA hayatımıza birçok şey de katmadı değil. En son 17 Eylül 2013 yılından beri oynadığımız ve hala Yasin'in bilgisayarın GTA 5 kaldırıyor mu? Gibi muhabbetler yaptığımız devasa oyun Rockstar North tarafından geliştirildi ve Rockstar Games tarafından bütün platformlarda oyunculara sunuldu. GTA 5 çıkış yaptıktan tam 24 saat sonra en fazla satan video oyunu başta olmak üzere tam 7 adet rekor kırdı ve bu konuda Guinness Rekorlar kitabına da girdi. GTA 5 gibi devasa bir open world oyunun ardından nihayet Rockstar Games bir GTA 6 oyununun geleceğini duyurdu. Fakat tarihi henüz tam olarak belli değil. Şu ana kadar edindiğimiz ve tam net olmayan duyumlardan biri ise sızdırılan GTA 6 haritası, Vice City haritasına oldukça benzemekte. Bildiğiniz gibi Vice City kurgusal bir şehir ve aslen Miami şehrini temel alıyor. Umarım Rockstar Games yakında bize daha net açıklamalarda bulunur. Bakalım GTA 6 da oyuncuların beklentilerini karşılayabilecek mi? Şimdi ise bu haftaki ikinci oyunumuz olan Far Cry 6'ya bir göz atacağız. Oyunumuz Far Cry birinci şahıs nişancı yani FPS türünde bir oyun. Serinin ilk oyunundan ismini alan bir bilgisayar video oyun serisi. Zamanında benim de bilgisayarımın yeterince iyi olmaması nedeniyle düşük ayarlarda oynadığım ilk çıktığı günden beri güzel grafiklere sahip oyun. İlk Far Cry Almanya'daki Crytek stüdyoları tarafından geliştirildi ve Microsoft Windows için 23 Mart 2004'te Ubisoft tarafından yayınlandı. Tekrardan Far Cry serisine devam edecek olursak egzotik açık dünya atmosferinde geniş manzaralı maplerde özgür hareket alanı sağlayan FPS türü bir oyun. Seri aynı zamanda çok oyunculu türde de oynanabiliyor. Ekstra oyuncuların kendi maplerini oluşturup paylaşabildikleri 3 boyutlu bir harita düzenleme programı da oyunun kendi içerisinde mevcut. Far Cry 6 büyük bir hayran kitlesinin 2018'den bu yana uzun süredir beklediği oyun nihayet tüm platformlarda satışa çıktı. Oyundaki bazı yenilikler arasında yeni silahlar ve yeni silah kombinasyonları da var. Yeni silahları farklı mermiler ve farklı aparatlar ile birleştirebiliyor, çok daha farklı silahlar elde edebiliyorsunuz. Ve bu silahlar ise karşımıza çıkan farklı düşman türlerine göre güçlü veya zayıf silahlar olabiliyor. Far Cry'i genellikle ovalar, çöller, büyük bir ada gibi açık alanlarda oynamaya alışkınız. Ve çok fazla bina türü yapılara da oyun içerisinde denk gelmiyoruz. Bu sefer ise oyun içerisinde şehir, kasaba gibi yapılarla da karşılaşabileceğiz. Far Cry sevenler için yine güzel bir seri oyunu daha 6 Ekim'de oyuncularla buluştu. İyi oyunlar, gelecek hafta tekrardan görüşmek üzere. Şimdi bakalım sırada neler var. Çetin Altay'ın namı diğer Oflu Hoca'nın teknolojiyle imtihanı, iş adamı Muhsin Bayrak'ın yeni yatırımları ve yatırım stratejileri, son çıkan ürünler, yeni teknolojiler ve ürün testleri. Hepsi ama hepsi az sonra Silikon Vadisi'nde. Silikon Vadisi'nde Pioneer bölümdeyiz ve Pioneer bölümde bu hafta çok önemli bir konumuz var. Türkiye'de önemli projelere imza atan ve özellikle hem yurt içinde hem yurt dışında son günlerde oldukça gündemde olan AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muhsin Bayrak bizlerle beraber. Ve bugün konumuz tabii ki Türkiye'nin en önemli yatırımlarından biri olan teknoloji üssüyle ilgili. Özellikle son günlerde çokça isminden bahsedildi teknoloji üssünün. Şimdi de bu üssün mimarı Muhsin Bey bize detayları verecek. Muhsin Bey, programımız hoş
geldiniz Silikon Vadisi'ne. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz Bodrum'a. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bodrum'da harika bir hava var. Evet. Harika projeler yapıyorsunuz. Ben merak ediyorum. Teknoloji üssü. Şimdi hem yurt içinde hem yurt dışında holdingin birçok farklı farklı yatırımları var. Ama son dönemde AB Grup Holding'i biz teknoloji yatırımlarında görüyoruz. Ama en büyük yatırım teknoloji üssüyle oldu. Biraz bu teknoloji üssünden bahsedebilir misiniz? Hay hay. Dinçer Bey, biz AB Grup Holding olarak 4 ülkede iş yapıyoruz. İnşaat, enerji, marina ve turizm sektörlerindeyiz. Biz bir sene önce bu blockchain işine girdik. Bir şirket satın aldık. Şunu gördük Türkiye'de. Türkiye'de gerçekten yazılımcı sıkıntısı var. Doğru. Biz yurt dışından yazılımcı ithal ettik. İşte İran'dan, Ukrayna'dan, Rusya'dan, Kore'den biz yazılımcı ithal ettik ve şu anda yabancı yazılımcılar çalışıyor bizim şirketimizde. Tabii bizim Türk beyinler de var. Biz grup olarak yerli ve milli olduğumuz için ve buna da çok önem verdiğimiz için dedik ki bu eksiği nasıl kapatabiliriz? Yani bizim ülkemiz gerçekten bunda biraz biz geri kalmışız. Yani eksiklerimizi söylememiz lazım. Devletimiz gereken mücadeleyi veriyor, gereken işleri yapıyorlar bu konuda. Son 3-4 yıldır çok ciddi çalışmaları var. Ama şunu gördük ki özel sektörün de buna el atması lazım. Profesör Mimar Barbaros Sadiç hocamla biz konuştuk. Dedik ki ne yapalım? Biz yazılımcılar çok rahat ortamda çalışmak istiyor. İşte biz bununla ilgili bir yatırım yapalım holding olarak. Bodrum Türkbük'ünde, şimdi yerini de siz gördünüz. Bodrum Türkbük'ünde bir tane arazi satın aldık. Dedik ki biz dünyaya çok güzel bir mesaj vereceğiz. Bunu da nasıl bir mesaj vereceğiz? Ay yıldızlı bayrağımızın tasarımıyla bir yapı yapacağız. Yani dünyada örnek olacak ve inanılmaz bir proje olacak. Bu projeyi yaptık. Proje şu anda çizildi, arazi alındı, izinler devam ediyor. İnşallah bunu en kısa zamanda başlıyor olacağız. Ve 2023'teki 100. yılımıza biz bunu ülkemizin insanına armağan edeceğiz. Ay yıldızlı bayrağımız şu mesajı veriyor. Dünyayı havada tutuyor. Gelecekte ben Türkiye olarak yazılım ve teknolojide dünyaya hakim olacağım imajını veriyor. Burada ne yapacağız? Biz burada yetiştireceğimiz Türk kardeşlerimizi, gençlerimizi diyeceğiz ki siz ülkenize 10 yıl zorunlu olarak hizmet vereceksiniz. Bizde çalışacaksanız bizde iş garantisini vereceğiz. Şayet bizde çalışmasanız bile Türkiye'de çalışma kaydıyla biz sizi yetiştireceğiz. Yani beyinler burada yetişsin sonra yurt dışına uçsun gitsin istemiyorsunuz. Yok, beyin göçüne karşı olduğumuz için biz zaten o amaçla 40 milyon dolar biz şimdi onu soracaktım. Büyük bir yatırım. Çok büyük bir yatırım. Benim soy ismim de Bayrak olduğu için bunu da ay yıldızlı bayrağımızın tasarımıyla yapacağımız için ben onun için de çok mutluyum. Bizimle çalışmak isteyen üniversiteler var. Yalnız 5 tane çok önemli bizim Türk üniversitelerinden bir tane de yabancı bir üniversiteyle şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Yani 6 tane üniversiteyle beraber bu kampüs yönetilecek ve çok önemli fikirler çıkacak. Sadece blockchain işte AB Stocks vesaire için hizmet etmeyecek. Buradan çok önemli fikirler ülke için çok önemli işler çıkarılacak. Yani binlerce proje çıkarılacak. Burası tamamen bir bilim merkezi olacak. Bir veri merkezi olacak. Yani bizim ileride gurur duyabileceğimiz bir merkez haline gelecek. Harika. Bu düşünce gerçekten çok önemli. Çünkü özellikle özel sektörün bu konuda yapacağı yatırımlar ülke açısından da, ülkemizin gelişmesi açısından da çok önemli. Benim anladığım kadarıyla burada sadece blockchain değil, blockchain dışındaki yazılımlar, donanımlar, anladığım kadarıyla üniversitelerle beraber birçok projeyi burada üretiyor olacaksınız. Daha sonra üretiliyor olacak ama aynı zamanda AB Stocks'ın merkezi de galiba buraya gelecek. Orada da çok önemli beyinler var. Şu anda aşağı yukarı
80'nin üstünde bizde çok önemli yazılımcılar var. Evet. O hocalarımız burada da ders verecek. Ders verecekler. Buradan globala açılacak. Zaten yıl başında biz Avrupa'dan başlıyoruz. Şu anda Türkiye'de faaliyetimiz devam ediyor. Yıl başından sonra hemen sonra biz Avrupa'dan başlıyoruz ve bu Amerika'ya kadar uzanacak. Uzanacak bir yılın içinde merkezi Türkiye'de Bodrum'da Türkbük'ünde olacak bu globala açılan ABStax şirketimizin. Gerçekten çok büyük önce olacağınızı düşünüyorum. Özellikle bu Türkbük'ündeki projelerinizle ve teknoloji üstüyle tabii ki çok önemli projelere imza atıp örnek bir iş adamı olarak bence diğer sektördeki diğer iş adamlarına da açıkçası böyle bir yol açacaksınız. Çünkü dediğiniz gibi ileride zaten teknoloji bizi bir noktaya taşıyacak. Artık bütün ülkeler teknolojiye büyük yatırım yapıyor. Sizinle beraber umarım diğer iş adamları da bu konuda desteklerini bu sektöre verirler diye umut ediyorum. İnşallah. Bizim hayatımızda başarısızlığa yer yok. Yani %99 bile bizim için başarısızlıktır. %100. Biz %100'ün peşinde koşuyoruz. Yani bu işte de çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Yani ülkemize ve ülkemizin insanına güveniyorum. Bizim Türkiye'den başka bir ülkemiz yok. Biz bu ülkeyi güzelleştirmek zorundayız. Bu ülkenin insanına hizmet etmek zorundayız. Bu ülkenin gençlerini yetiştirmek zorundayız. Yani enerjimizi buraya vermek zorundayız. İnanıyorum ki ileride bizim ülkemiz, ülkemizin insanı bu konuda da bizimle gurur duyacak. Bu bizi besleyecek. Harika. Bizim başarımız eğer insanımıza bir şey verebiliyorsak bizi harika besleyen budur, bizi güçlü tutan budur. Biz bununla keyif alırız. Bu arada sadece yurt içinde değil, yurt dışında da çok büyük projeleriniz var. Orada böyle düşünceleriniz var mı? Özellikle yazılımla ilgili ya da diğer sektörlerle ilgili. Böyle tabii teknoloji deyince sadece yazılım olarak düşünmek lazım. Akıllı ev sistemleri var, akıllı sistemler var. Bunları da kullanıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Onlar hakkında biraz bilgi alalım yurt dışıyla ilgili. Yurt içinde de yurt dışında da biz zaten yaptığımız yapılar şu anda akıllı ev sistemiyle yapıyoruz. A+ projeler yapıyoruz. Yani yatırımlar devam edecek. Bizim Türkiye'de de işte Yunanistan'da da İtalya'da da İspanya'da da çok büyük yatırımlarımız var. Yatırımlar devam edecek ama teknolojiyle alakalı bu meşaleyi biz Türkiye'den yakıp dünyaya yayacağız. Bizim... Biraz önce söylediniz. İlk önce galiba ilk şeyde bir Avrupa planı var yılbaşına kadar dediniz. ABStax 1 Ocak'ta Avrupa'da halka arza açılacak. Ondan sonraki aşamada biz inşallah New York borsasına giriyor olacağız. 7-8 ayın içinde bunu çok hızlı bir büyüme diyorsunuz. İnşallah beraberinde gelecek. Şimdi biz zaten globalde olduğumuz için, evet, yani globalde güçlü bir şirket olduğumuz için bu sadece bizimle beraber büyüyecek bir şirketimizdir. Yani normal bir şirket bir iş yapıp da globala taşımıyor. Globalde şu anda faaliyet gösteren bir şirket var. ABStax'ı da biz o şekil büyüteceğiz. Kendi kripto paramızı da çıkarttık. Dünyada bu da bir ilktir. İlk defa bir holding bir kripto para çıkartıyor ve ilk defa dünyada öbür kripto paralarla yarışacak bir Türk markası, Türk kripto parası çıkıyor. Bu da çok önemli, gurur verici bir şey. Bunu da dünyaya yayacağız. Bütün dünyadaki borsalara da bunu veriyoruz. Zaten kripto ile ilgili özel bir bölüm de yapacağız. Özellikle kripto paralarla ilgili bilgi vereceğimiz Silikon Vadisi bölüm olacak. Orada da bu kriptoyu da işliyor olacağız. Çok teşekkür ederim Muhsin Bey verdiğiniz bilgiler için. Çok güzel bilgilerdi. Geldiniz, şeref verdiniz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Umarım önümüzdeki bölümlerde yine sizlerle güzel röportajlar yapıp diğer teknoloji konularında da sizlerden bilgi alacağız diye umut ediyorum. İnşallah. Çok teşekkürler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Silikon Vadisi tabii ki bitmedi. Tüm hızla devam ediyor. Sakın bizden ayrılmayın. Çetin Altay'ın namı diğer Oflu Hoca'nın teknolojiyle imtihanı, son çıkan ürünler, yeni teknolojiler ve ürün testleri. Hepsi ama hepsi az sonra Silikon Vadisi'nde. Silikon Vadisi'nde şimdi ise sırada ünlü konuklarımız var. Ünlü konuklarımızdaki ilk hafta Çetin Altay bizlerle beraber ünlü tiyatrocu, sinemacı. Oho, daha neler seyredim neler. İlk hafta olması da iyiymiş vallahi. Ben söyledim ilk hafta almazsanız gelmem diye, sağ olsun. Evet ama ilk şimdi hafta.
yapımcı tanıdık olunca diyorsun, geldim evet. Değil mi? Geldim, ne yapayım valla. Evet. Dükkan da güzelmiş sizin. Dükkan evet, biraz böyle deriz. Şey, kalabalık, teknolojinin hareketli. Merkezinde yapalım benim böyle ki rahat rahat konuşalım. Demişken teknoloji aranı nasıl? Teknolojiyle aram ya biraz iyi olmaya başladı. Önceden hiç iyi değildi. Böyle biraz teknoloji özürlüydük falan. Şimdi iyi olmaya başladı. Yani daha da iyi olacak. Kendimi geliştiriyorum o anlamda. Yoksa çok öyle teknolojinin peşine takılıp giden birisi değildim ama şimdi takılmam gerektiğini anladıktan sonra... Teknolojiyi sevmiyorum da mı? Değil, yok sevmiyorum değil. Tabii değil. Ki teknolojinin çok kıymetli, çok önemli, çok özel yanları var. Fakat ben ne bileyim kendimi vermemiştim. Ya biraz dedik böyle şeyde kaldık ama onun iş olmadığını anladık. Dedik ki biz bu teknolojiyle beraber yaşamamız lazım. İyi taraflarıyla en azından. Şimdi gerçekten teknolojiden biraz anlar oldum. Peki şey soracağım. Teknolojide seni en çok korkutan şey ne? En çok korkutan ya da böyle şey çok benim... korkuyorum abi. Buna dokunamıyorum dediğim bir şey ya var mı? Dokunamıyorum dediğim bir şey yok. Fakat bu çok akıllı olaylar beni çok korkutuyor. Neden biliyor musun? Bir kilitleniyor abi. Senin aklını da alıyor. Yani olan aklını da alıyor yani. Şimdi mesela telefon... Abi mesela telefon geçen gün açılmadı. iPhone'a götürdük. Herif bana şeye kadar çıkarttı. Dedi ki 130 kere şeye takmışsınız. Hani bir takıyor abi. Yemyeşilleniyor her taraf. Dedi ki hiçbir sıkıntısı yok. Oğlum aç dedim o zaman. Açılmıyor. Dedi ki abi başka problem. Bak her şey yemyeşil o. Şimdi yani diyor ki abi çok akıllı aletlerde bu olabiliyor. Yani demek ki çok akıllı değil. O yüzden çok şey yüklememek lazım. Orada gene eski usul, bakkal usulü. Ben gene sağa sola bir şeyler yazıyorum. Yazıyorsun. Yazıyorum. Bunun içindekine de yazıyorum da bir de başka yere de yazıyorum yani. Peki böyle şey var mı? Hani teknolojik olarak başıma çok komik bir şey geldi biliyor musun Dinçer, anlatacağım dediğin? Şimdi Dinçer abi yani bu Zoom'da toplantılar yapıyoruz. Bütün okullarla söyleşileri oradan yaptık. Hı hı. Ne bileyim. Şu pandemi zamanında. Pandemi süresince komple bütün her yani. Bütün her şeyi oradan yaptık Zoom'dan. Tabii şimdi telefonu indirdim işte teknolojide biraz daha iç içe olayım istedim falan. Onu bilgisayardan yapıyorduk. Şimdi bir gün bir okulla şey yaptık işte şarkılar, türküler normal çocuklarla eğlendik. Söyleşimizi yaptık falan filan. Haydi görüşürüz görüşürüz. Görüşürüz dedikten sonra ben bilgisayarı kapatınca şey oluyoruz yönettim. Allah evde konuşuyoruz da Allah'tan hani üslubuna uygun evde tam bir salon beyefendisi gibi konuşmuşuz yani çok da şey yapmamışız falan filan böyle. Bir 3-5 dakika sonra dedim ki ya bunun başka bir yolu olabilir mi acaba hani kapağı indirdin kapanıyor mu filan. Hanım dedi ki yok ya kapanır mı öyle dedi onu dedi çıkman lazım çarpısı var bir şey var. Eyvah bir açtım herkes orada. Siz dedim beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz abi dedi. Görüyor musunuz dedim. Görüyoruz abi dedi. Ulan ben de görüyorum sizi dedim. Ne enteresan. Ben de göreyim. Allah'tan dedim hani ne duyduğunuzu bilmiyorum ama kötü bir şey söylemedik. Böyle evin içinde normal sohbet ediyoruz yani falan. O ara şey de yapabilirdik yani. Bilmem ne falan. O Allah'tan o olmamış. Onu ben bir kere daha yaşadım telefonda. Telefonda yaşadım bu sefer böyle. Hanımla konuşuyordum. Ben telefonu kapattım zannetmişim. Ofisten çıkıp eve gidene kadar dinlemiş. Ulan sen de kapatsana bunu. Sen niye dinliyorsun ki? Bakalım ne olacak filan diye. Kendi kendime deli dedim mi ben? Söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim yani filan. O böyle, bana çok acayip yani, bir şey olmuştu o. Yani telefonu ya da programları kapatmamakla ilgili bir problem yaşadım. Kapatmamakla ilgili problem yaşadım bir iki kere. Bundan sonra yaşayacağımı zannetmiyorum. Komple makineyi kapatıyorum. Ya mesela telefonu kapatamadım hissettiğim an komple kapatıyorum. 15 dakika kapalı kalsın. Sonra açarım. Bu da güzelmiş. O hale getirdim arayan abi. Arayan ulaşamıyor ondan sonra. Ben çok öyle incesine giremiyorum. Benimki biraz kaba, üstün körü ya. Ama bunu, teknolojiden. Bunu bir şey söyleyeceğim. Karadenizli misin? Ya, İspanyol göçmeniyim. Trabzonluyum evet. Hayır yani şey için hep çok güzel hani o filmlerde çok güzel veriyorsun evet, o şiveyi de o yüzden yani, sordum. Olabilir canım Trabzon, öyle tiyatrocular var ki hiç fark etmiyor bile. O yüzden sordum. Tabii, hani, bir de şey de bu hani komple telefonu da kapatıyorum deyince bir an. İşte Karadenizli iş abi ne yapacaksın yani işte baş edemediğin zaman onu yapıyorsun yani. Komple telefonu. Bir de abi teknoloji uçsuz bucaksız bir dehliz yani böyle yani. Akıllı telefon diyorsun daha akıllısı var. Onun ultra akıllısı falan filan yok acayip yani. Telefon yani böyle teknoloji deyince aklına şey mi geliyor? Hayır sadece telefon değil. Benim yani teknolojiden anladığım o değil tabii ki yani neler var. Estağfurullah daha. İlk aklına geleni ama benim daha çok haşır neşir olduğum o yani. Daha çok boyutta bir şey varsa onunla çok böyle haşır neşir değilim. Olmak da istemiyorum zaten. Var yani. Mı peki böyle seni ya bu beni çok korkutacak bir gelişme aslında dediğim böyle bir teknolojik gelişme. Abi şey mesela bu gerçek mi diyeyim bilmiyorum ama bu tek kişilik şeyler yapmışlar. Onun bir şeyini izlemiştim. Bir animasyonunu izlemiştim. Ne? Tek kişilik uçuyorsun arabayla falan böyle. Ha. Hani bir gün gelecek. Dronlarla falan drone değil. Değil. Başka bir tek şey. Tek kişilik böyle bildiğin o motosikletin üstü kapalı falan üstü geliyor. Kapalı hatta bir tane arabasını yapmışlar onun. Tekerlekler uçuluyor falan. Lan dedim ki bu kadar da abartmayın. Neye abartmayın dediysek yaptılar. Bak cep telefonları önceden ilk çıkan cep telefonlarını hatırla
99'larda falan bende vardı Ericsson GF190'ını. Şöyle bir şey, bir de kolu açılıyor falan böyle. Belini taktığın zaman şöyle gidiyordu hani kabadayı gibi yan yan yürüyordu evet. Falan. Şimdi sonra onlara küçülttüler. Şu kadar oldu. Şu kadar oldu, cebimize soktular. Şimdi tekrar büyütüyorlar. Evet. Tekrar büyümeye başladı. Dolayısıyla yani o hani böyle yani çok... inceldi ve büyüdü. Eskiden inceldi, kalın büyüdü, ve büyüktü. Kalın şimdi büyüktü. İnce ve büyük oldu. İşte yani hani onunla çok böyle şey yapmıyorum. Hani çok böyle takip ettiğim bir şey yok. Fakat evet, olması gerektiği kadar olsun ben de diyorum teknoloji. Geri kalan için. O şeyle ilgili de öyle. Lan arkadaş arabalar falan hani uçacağız bir zamanla. Ben o zaman bırakacağım herhalde her şeyi yani. Evet. Ben uçmam. Ben uçmam. Ben şimdiden söyleyeyim, beni yazmasınlar. Ben uçmam abi. Yok abi, gerek yok yani. Ama çok daha hızlı gidiliyor ya, o yüzden. Abi evet, ona ihtiyacımız var ama bilmiyorum, o zaman bakarız. Şimdi bunların hepsi, bunu da kullanmam diyordum. Ben kullanmaya evet. Başladım. Mars konusunda ne diyorsun? Gider misin? Giderim. Bak. Niye gitmeyeyim? Mars'a gider misin? Teyzem var benim orada. Mars'ta. Mars valisi tanıdık. Mars valisi tabii, tanıdık. Tabii tabii. Orada meşhur Mars sarmacısı var böyle. Yaprak sarma yapıyor filan. Süper. Abi Mars'a bilmiyorum nasıl gidilir, kaç günde gidilir. Ben öyle çok yükseklik korkusu olan birisiyim. Hani uçakla buradan yurt dışına oraya buraya gittiğim zaman da şey yapıyorum ama Mars daha yakın derlerse, başka bir çözümü varsa ya, mesela füzeyi buradan bir fırlatacak 10 dakika sonra Mars'tasın, ona varım. Çünkü onda hiçbir şey hatırlamam herhalde, bayılırım. Bir de ilaç alırım. Hani belli bir şeyden sonra bayıltıyor seni ya, o ses, evet, o ultrasonik durum, süper hız, hiper hız falan. Herhalde kalktığında gideriz, bir indik, hadi gel abi Mars'a. Evet, ayırtmak nasıl olur onu bilmiyorum ama. Mars'a mı? Allah Allah. Biz yolda inecektik ya. İnecektik, yolda inecektik hocam ya. Hocam kalkmadı. Allah ya da şey olabilir mi? Hocam kalkmadı filan. Ya da bir uyanıyorsun kalkmadı. Abi. Bir uyanıyorsun. Kalkmamış harbiden yani. Evet. Ya da bak, bizde şey olabilir. Tek gidimlik yaptık biz füzeyi. Bir gidiyorsun, orada kalıyorsun anasını. Hani geri dönüyor. Abi biz onu düşünmedik ki. Biz tek gidimlik yaptık. Evet, olabilir. Onlarla yüzden... karşılaşmayız. Ama gideriz Mars'a. Var mı gidecek olan aramızdan, var mı? Var. Var, gidecek olanlar var. Benim ben lazım. Gitmiyorum, o ayrı da. Yani gitmek istemiyorum. Yer ver bakalım oradan zaman hani. Arsaydı, şaka baka şey. Ayda yer satmalara başlamışlardı bu. Oh. Bu ciddi, gerçekten var yani. Kim almış acaba? Alan kim? Satan değil. Ben alanı merak ediyorum. Vallahi alanlar var. Var yani, aa, internet sitesi üzerinde böyle kim ayda mi? Yer bulanlar. Böyle bildiğimiz topulu. Topul tabii canım. Tabii. Kim satıyor peki, satan kim abi? Yok canım yani, tabii ki işin geyiği de. Yani ama satan yani böyle işte olacak ayın. Ama. Olacak tabii ki. Yani. Birisi gidecek oraya, bayrağını dikecek, buralara haberini uzayda diyecek. Uzayda patlayacaksın. Tabii biliyorsun, tabii. Deniz kanunlarında da böyle. Denizde bir ada buldun, üzerine bayrağı evet. Dikersen, burası benim dersen senin oluyor deniz kanunlarında. Evet yani. Biz de ayda öyle bir şey yani. Havada bir yer işte yani. Büyük bir ihtimalle öyle bir şey çıkar. Şimdi Mars biraz daha yakın herhalde aydan. Mars. Yani Mars daha mı uzak? Birazcık. Şimdi onu şey yapmaya çalışıyorum. Ay'a mı gitsem, Mars'a mı gitsem yani? Bence Ay'a biraz daha aydınlık. Ay'a benzer yürüyelim demişler. Ay aydınlık sana yani. Evet. Ya çok teşekkür ederim gerçekten. Teşekkür ederim. Geldin programa renk kattın. Çok teşekkür ederim. Inşallah... Ay'da da bir yapalım. Efendim, ay'da evet, bir program yapalım. Bir dahaki sefere inşallah ay'da yaparız. Ama yani. Ay'da bir yaparız. Ya, ya da ay'da bir program yeter yaparız. Yani. Evet abi, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Silikon Vadisi tüm hızla devam ediyor arkadaşlar. Silikon Vadisi'nde Test MES bölümündeyiz ve bu bölümde her hafta sizlerle enteresan ürünleri inceleyeceğiz. Peki kime bağlanıyoruz? Amerika'ya bağlanıyoruz. Kime bağlanıyoruz? Kahraman Uğurlu'ya bağlanıyoruz. Merhaba Kahraman, nasılsın? Merhaba Dinçer, sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Yeni programın hayırlı olsun bu arada. Teşekkür ederim Kahraman ya. Sen oralardan bizlere bakalım bu hafta neler bildireceksin. Elinde biliyorum çok böyle enteresan bir gözlük var ve bu haftaki test ürünümüz bir gözlük galiba. Evet, aynen öyle. Facebook'la beraber Ray-Ban'ın ortak geliştirdiği bir gözlük bu. Yarı akıllı diyebiliriz. En azından sesli komut alabiliyor. Bluetooth hoparlör gibi de değerlendirebiliriz. Fotoğraf falan çekiyor. Böyle güzel özellikleri var. Bir dakika. Çok hızlı gidiyorsun. Tamam. Onu yapıyor, tamam. Bunu yapıyor. Yarı akıllı, çok da akıllı sayılmaz gibi böyle hop toparladın. Bir dakika, şimdi sen şu anda Amerika'dasın, Boston'dasın. Bunu evet. Ama anladığım kadarıyla bunu geçen hafta Miami tarafı nedir? Oradayken galiba aldın ve orada test etmeye başladın diye biliyorum. Evet, yaklaşık bir ay oldu. Bir ay önce yanlış hatırlamıyorsam 10 Eylül civarında falan aldım. Tam da o aralar satışa çıktı zaten. Bildiğim evet. Kadarıyla da dünyada stokları bitmiş, zaten sınırlı sayıdaydı. Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg de açıklama yapıyor. Diyor ki işte biz bir akıllı gözlük için ilk adım attığımızı düşünüyoruz diyor. Çünkü böyle biraz daha işlemci kuvveti gerektiren, biraz daha pil gücü gerektiren, hani böyle hologramların olduğu
gözlüklere biraz daha yolumuz var diyor. Bu bizim için bir ilk aşama diyor. Şimdi o bazı özellikleri senden almak istiyorum. Elinde şu anda, tamam. Elindeki o evet. Ürünün şöyle bize biraz özellikle anlatsın ama teker teker anlat. Bir tanesi diyorsun ki Bluetooth kulaklık gibi kullanabiliyorum. Evet. Yani kulağıma şimdi, taktığım zaman bir şey sokuyor mu kulağıma öyle? Şöyle öncelikle gözlük. Onu gözlük, söyleyeyim. Tamam. Evet, evet bir gözlük cepte. Birincisi. Tamam. İkincisi fotoğraf çekiyor. Nasıl çekiyor? Şöyle fotoğraf iki tane. Çekiyor. Evet. Hmm. İki tane gözlüğün iki çerçevesinin iki kenarına yerleştirilmiş iki tane kamerası var. Tamam. Bu kameralar fotoğraf çekerken işte iki tane 5 megapiksellik kamerasıyla işte 2592'ye 1944 piksellik bir açıyla bir ölçüyle fotoğraf çekiyor. Onun yanında video çekebiliyor. Video çekerken bu iki kamerayı birden kullanıyor ve bizim hani optik imaj sabitleyici dediğimiz olayı bu iki kamerayla gerçekleştiriyor. Biraz formatı farklı. Kare formatında çekiyor. Zaten örnek videoları da koyarız. Kare formatında çekiyor ve 30'ar saniyelik çekiyor. Bir dakika. Burası önemli. Öyle sürekli saatlerce çekim yapamıyorsun. 30'ar saniyelik kare formatında çekim yapabiliyorsun. Evet. Evet. 30'ar saniyelik kare formatında videolar çekebiliyorsun ve 4 GB'lık hafızasına da yaklaşık 30-35 tane video sığdırabiliyorsunuz. Sığıyor. Hemen bir soru daha soracağım. Videoyu çekerken herhangi bir dışarıda böyle ışık mışık yanıyor mu? Yani ben şu anda fotoğraf çekiyorum, video çekiyorum. Sinyalini alıyor musun? Dışarıda evet, şöyle aslında kameraya da yani gösterebilecek miyim bilmiyorum ama şurada çok minik bir, evet tam görünüyor. Çok minik bir ışık var, beyaz ışık. Ya bu konuda aslında çok tartışmalı bir konu var Dinçer. Burada Wall Street Journal'da bir muhabir halkın arasında gezerek bu gözlükle çekimler yaptı ve insanlara sordu sizi şu an çekim yapıyorum, sizi şu an kayda alıyorum farkında mısınız diye. Hatta tepki gösterenler oldu, hiç fark etmiyoruz niye çekiyorsun beni falan diye. Bu konuda bir işte kişisel haklara giriyor mu girmiyor mu konusunda hala ciddi bir tartışmalar dönüyor. Birazcık da prototip olarak değerlendiriyor. Bu tartışmalar hala devam ediyor çünkü küçücük bir ışık yanıyor ön tarafında ve siz oradan anlamanız bekleniyor yani şu an kayıt yapıyorum diye. O da çok belli olmuyor tabii özellikle de yani hani böyle işte giderken nereden anlayacaksın o ışık ışığı göreceksin ki gün ışığında onu fark etmen bile zor. Tamam. Çok zor. Zaten şu anda çekilen görüntüleri şey yapıyoruz şu anda da veriyoruz ekrana. Ben son olarak şeyi sormak istiyorum. Aynı zamanda video çektin, fotoğraf çektin bir de Bluetooth kulaklık değil mi? Yani aynen öyle. Aynen öyle. Onda da hemen şöyle göstereyim yine ekrana da getiririz. Bu gözlüğü taktığımız kulağımızın üstüne gelen sap kısımlarında hoparlörler var. Yine aynı o oralara yakın yerlerde mikrofonlar var. Kulağınızın hemen üstünden hoparlörler size ses verebiliyor. Burada beni şaşırtan bir şey söyleyeyim. Evet ben onu söyleyecektim. Ses şaşırtıcı derecede güzel geliyor. Sanki kulağınızda bir kulaklık takılıymışçasına. Harika. Gerçekten iyi bir ses geliyor. Ben bu kadarına şaşırdım. Çünkü ama şöyle bir handikapı var. Sizin dinlediğinizi eğer size yakın birileri varsa onlar da duyabiliyorlar tabii ki. Tabii evet. Normal olarak kulağın içinde telefon görüşmesi de yapabiliyorsunuz. Yani normal gözlüğü taktınız bu şekilde. Yani şöyle taktınız normal yürüyorsunuz. Herhangi bir şekilde bir arama geldiğinde falan rahatlıkla konuşabiliyorsunuz. Görüşme yapabiliyorsunuz. Müzik dinleyebiliyorsunuz. Çok da basit bir düğme ile de işte fotoğraf, video çekebiliyorsunuz. Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir üründü. İlk haftamızda güzel bir ürünle başladık. Önümüzdeki haftalarda yepyeni ürünler olacak. Test etmeni istediğimiz yine bize Amerika'dan bağlanacaksın. Görüşürüz kahraman. Teşekkür ediyorum. Yeni programı tekrar hayırlı olsun. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Teşekkürler. Evet arkadaşlar Silikon Vadisi tüm hızıyla devam ediyor. Silikon Vadisi'nde haftanın konusu bildiğiniz gibi kriptolardı ve yanımızda İsmail Hakkı Polat var. Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi. Tekrardan hoş geldin diyorum ikinci bölüme İsmail Hocam. Şimdi o kadar güzel şeylerden bahsettin ki programın başında gerçekten böyle su gibi bir sürü bilgi verdik. Ama şimdi daha güzel sorularım var. O sorularda şu, birincisi bir kriptolar dedik ya, kriptoları şimdi böyle bu tarafa bırakacağım. Şimdi borsalara geçmek istiyorum. Bir de kripto borsaları var. Nedir bu kripto borsası?
Şöyle... Döviz bürosu gibi bir şey mi yani? Evet, yani sanal döviz bürosu falan gibi de adlandırabiliriz. Ama hani teknik olarak terminolojideki tam kavram kripto para alım satım platformları. Çünkü borsa da diyemiyoruz. Çünkü şu andaki mevcut yönetmeliğe göre şu anda borsa tanımı verilmedi bunlara. Dolayısıyla bunlar aslında hani... Kripto para almak isteyenlerle satmak isteyenleri buluşturan evet, internet üzerinde buluşturan merkezi olabilir. Yani Türkiye'de kurulu işte sermayesi ödenmiş tüzel kişiliği olan yapılar da olabilir. Tamamen internet üzerinde kurucusunu hiç kimsenin bilmediği Dex diyoruz merkeziyetsiz yani. Evet merkeziyetsiz alım satım platformları da olabilir. Tamamen bir yazılımdan oluşan. Bunların amacı alıcılarla satıcıları uygun fiyatlarda onların arzu ettikleri alış ve satış fiyatlarında buluşturmak ve o işlemi güvenlik içinde sorunsuz gerçekleştirmek. Peki bu güvenli şekilde dediniz ya, işte oradan devam edeyim ben. Bu borsaların ya da alım satım platformları, daha doğru bir tabir, alım satım platformlarının güvenli olabilmesi için ne gerekli? Yani neye güveneceğiz? Neye dikkat etmemiz lazım? Evet, şimdi genel olarak. Tabii. Şimdi öncelikle tabii ki özellikle yaşadığınız ülkede kurulu bir tüzel kişiliği var mı? Sermayesi ne kadar ödenmiş, kaç yıldan beri işlem görüyor, kullanıcı şikayetleri ne durumda, işte performansı nasıl, işte girdiğiniz zaman mesela ufak bir işlem yaptığınızda performansı nasıl, böyle kripto para fiyatlarının çok arttığı ya da çok düştüğü böyle kalabalık zamanlardaki işte yönetim performansı nasıl, kurucuları kimler, güvenilir kişiler mi, daha önce neler yapmışlar, ondan sonra işte hangi kripto paraları listeliyor, hangilerini listelemiyor, alım satım platformunun teknik özellikleri nasıl, çok sayıda alım satım çifti var mı, bunların hepsi aslında önemli. Fakat hani buradaki en önemli aslında kullanıcı açısından kriter kendisinin dijital okuryazarlığının yüksek olması. Doğru. Yani bir de herhalde anladığım kadarıyla bana kalırsa da benim görebildiğim kadarıyla aslında sermaye yeterliliği en büyük problemlerden biri. Çünkü hani bakkal açar gibi hani şeyi yani işletme anlamında hani çok böyle basit hareketlerle kripto borsası ya da alım satım platformu kurmak başka bir şey, bayağı büyük işte bir atıyorum sermaye grubuyla bir sermaye koyarak bunu açıyor olmak herhalde farklı bir algı olsa gerek. Biraz da bunlara galiba dikkat etmek gerekiyor. Hem yurt içinde hem yurt dışı için söylüyorum. Bir diğer sorun da şu olacak. Türkiye'de çokça şeyler görmeye başladık. Yeni yeni coinler görmeye başladık. Altcoinlerden bahsediyorum. Bu coinlerin kendilerine göre farklı farklı özellikleri var. Öncelikle şunu soracağım. Micro payment ya da bir payment yani ödeme sistemi olarak kullanılması şu anda yapılabiliyor mu yoksa yapılamıyor mu? Çünkü bu ortada bir şey. Kimileri diyor ki ya bu hani işte Merkez Bankası'nın çıkartmış olduğu yönetmelik sadece hizmet sağlayıcılar için bir yönetmelik. Çünkü hala benim görebildiğim kadarıyla alışveriş yapan da bir sürü firma var. Şimdi şöyle, Merkez Bankası'nın yönetmeliğine göre bunların günlük hayatta herhangi bir mal ya da hizmet alımında kullanılması kesinlikle yasak bir defa, onu söyleyelim. Hani bu kararın tabii ki hani bir öncü karar olduğunu ve önümüzdeki dönemde aslında işte bu dijital paraların gelişiyle birlikte daha nihayete ermediği ve daha üzerinden hani çok güncellemeler yapılacağını düşünüyorum ben kişisel olarak. Ama hani şu andaki mevcut kripto paraların sıkıştırıldığı nokta biraz daha varlık sınıfında, gayrimaddi varlık sınıfında. Ve bu gayrimaddi varlığın da alım-satım amacı spekülatif kazanç sağlamak. Dolayısıyla hani bu çerçevede şu anda sıkıştırılmış durumda ve bunun da amacı şu aslında, biraz daha hem bu hani merkez bankalarının ya da Türkiye Cumhuriyeti Hazine Bakanlığı'nın bu konuda düzenleme yapmasına olanak sağlamak. Çünkü orada şu anda bu kripto paralar ya da kripto varlıklar öyle varlıklar ki hem hisse senedi hem emtia, hem para hem de başka şeylere aslında her şeyi geçiyor. Dolayısıyla şimdi aslında Türkiye'de ya da dünyada bunun düzenlemelerinin her biri ayrı kurumlar tarafından yapılıyor. Şimdi ilk defa bunların hepsinin birden bir arada düşünülmesi gereken yeni bir çağdayız.
Dolayısıyla işte Amerika dahil bütün dünyada zaten bu problem üzerine uğraşılıyor. Bunların sağlıklı bir şekilde düzenlenmesi ve inovatif yönlerinin de törpülenmemesi, örselenmemesi gerekiyor. Ona dikkat anlamında aslında bu şu anda işte bir yandan hani belli kısımlara bloke koyma ama öbür taraflarda da diğer düzenlemelere içinde alan açmak gibi şey oluyor. Dolayısıyla hani kripto paraların şu an için sadece spekülatif kullanımı olduğunu söyleyebiliriz en azından Türkiye açısından. Ama önümüzdeki dönemde özellikle ticaret, ekonomi ve finans dünyasıyla bu inovasyonların birleşerek önümüzdeki dönemde daha hibrit modellerin çıkarak aslında onların ödemede kullanılacağını düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim. Çok soru var da şu anda gelen soramıyorum ama soracağız. Evet çok teşekkür ediyorum tekrardan. Evet arkadaşlar Silikon Vadisi ilk programının sonlarına doğru geldik. Biliyorum sizin de şu anda bir sürü sorunuz var. Bu soruların tamamını alttaki sosyal medya adreslerinden ya da bize işte internet sitemize, internet adresimize, e-posta adresimize yazarak bize gönderebilirsiniz. Bize görüşlerinizi gönderin, sorularınızı gönderin ki biz de bu programda Silikon Vadisi'nde her hafta sizler için bunları yayınlamaya devam edelim. Bizden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşünceye dek herkes kendine çok iyi baksın arkadaşlar. Hoşça kalın.